Sayın ve değerli Layu TV izleyicilerimiz, ben Layu Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Uzman Öğretim Görevlisi Nazmi Buldanlıoğlu. Bugünkü programımızda son birkaç yıldır Turizm ve Otel İşletmeciliği bünyesindeki gastronomi bölümümüzdeki 2 yıllık Türkçe ön lisans ve 4 yıllık İngilizce eğitim diploması veren okulumuzun son yıllarda sayıları gittikçe artan öğrencilerin ilgisini çekmeye devam etmesi dolayısıyla yeni bir proje geliştirdik. Bu çerçevede bugün sizinle Misafir Şefler Projesi kapsamında 1,5-2 ay içinde 5 ayrı değerli Türkiye'den duayen şefin gelip 4'er saatlik seminer verecekleri tüm gastronomi bölümü öğrencilerimize programla ilgili olarak bugün ilk şefimizi İstanbul Wyndham Grand Kalamış Executive Şefini değerli Mehmet Altınkaya'yı konuk ediyoruz. Yalçınkaya hocam. Yalçınkaya, özür Olsun, diliyorum. olur böyle Yalçınkaya'yı şeyler. konuk ediyoruz. Evet. Kendileri bugün 1, 2 ve 3. 4. sınıflarımıza, 4. sınıflar ağırlıklı olmak üzere verdikleri 4 saatlik seminer sonrasında Layu TV'de konuğumuz. Kendileriyle bu konuda bir söyleşi yapacağız. Öncelikle olarak rektörlüğümüz adına, Turizm Yüksekokulu Müdürlüğümüz adına ve Gastronomi Kulübümüz adına size hoş geldiniz Hoş bulduk diyoruz. hocam. Çok teşekkür ederiz ağırladığınız için. Çok Sağ sağ olun. olun. İzninizle size birkaç soru yöneltmek Buyurun istiyorum. hocam. Süremiz doğrultusunda belirli bir zamanımız var. Üçer dörder dakikalık sürede Evet. kullanabilirsiniz. Bize Mehmet Yalçınkaya'yı lütfen kısaca bir tanımlar mısınız? Mehmet Tabii. Yalçınkaya kimdir? Hocam ben 1974 yılında Bolu'da doğdum. Bolu merkezde doğdum. Sırasıyla Türkiye'de üst düzey restoranlarda şef olarak çalıştım. Otellerde şef olarak çalıştım. Medeniyetler buluşması dahil ülkemizde büyük organizasyonlarda yemeklerini verme fırsatı buldum. İnsan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldım ben. Daha sonra tabii farklı yerlerde gastronomi ile ilgili eğitimler aldım. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil ediyorum. Olimpiyat düzeyinde temsil ediyorum. 2008 yılında bir derecem var, bronz madalya. Sonra 2014 yılındaki yine olimpiyatta bir gümüş madalyayla ülkemizi temsil ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışındaki gastronomi tanıtımlarıyla uğraşıyorum. İşte Berlin Film Festivali, Türk Büyükelçiliklerindeki yemekler ve yeni başladığımız Europalya dahil Türk mutfağının yurt dışındaki tanıtımı ile ilgili workshoplarda yer alıyorum. Bu arada aktif olarak da Executive Şefliğe devam ediyorum. Son 2 yıldır da üniversiteniz dahil birçok üniversitede workshoplar ve Türkiye'nin Avrupa'daki gastronomi vizyonu ve ülkemize geldiği nokta. Ayrıca bir 8-10 yıldır da uğraştığımız modern Türk mutfağı ile ilgili sunumlar ve workshoplar yapıyorum. Bugün de burada olmaktan çok mutluyum. Çok güzel ağırlanıyoruz. Öncelikle size, Sayın Rektörümüze, Bölüm Müdürümüze, şahsınıza ve okuldaki tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sorularımıza devam edelim. Buyurun hocam. Bugün 4 saatlik bir seminer sonrası Evet. buradayız. Sizi biraz yorduk. Estağfurullah. Acaba bugün vermiş olduğunuz seminer izleniminiz doğrultusunda sizin ve öğrencilerimizin izleyişi açısından nasıl geçti? Burada bir yorum getirebilir misiniz? Şöyle hocam, gayet çocuklar ilgiliydi. Tabii gastronomi ile ilgili biliyorsunuz. Ülkemiz gastronomi okullarıyla ve bu bölümlerle aslında çok yeni, yani dünyaya göre çok yeni tanışıyor. Mesela dünyadaki açlık olimpiyatları şu an 100. yılını kutluyor. 1800'lerde kurulan gastronomi okulları var Fransa'da. Dolayısıyla biz de 2000'li yılların başlarında bu iş başladı. 90'ların ortası da diyebiliriz aslında. Ve bu bölümlere biliyorsunuz ilgi gittikçe arttı. Evet. Bunu Lefke'de de gördü ki üniversitede bölüme gayet ilgi var. Buradaki arkadaşlar çok heyecanlı
Ve bizim yapmış olduğumuz workshop'u can kulağıyla dinlediler. Bu konuyla ilgili gayet mutluyum ben. Yani gösterdikleri ilgiye. Ben araya giriyorum. Bir soru öncesi. Dünkü bir görüşmemizde Lefke Avrupa Üniversitesi'nin özellikle turizm ve gastronomi konusunda bayağı isminin Türkiye'de duyulmaya başladığından söz ettiniz. Evet. Bu bilgileri nasıl ve nereden tabii şöyle aldınız? Şöyle aldım hocam. Lefke Üniversitesi'ni ben Gaziantep'te bir çalıştayda katılmıştı üniversite. Orada hocalarımızla tanışmıştım ve burada tabii üniversiteden bize bahsetmişlerdi. Sonra tabii nezdinizde bir takım sohbetler oldu ama benim Türkiye'de duymam şöyle, yarışmalara katılan 2-3 tane çocuğun başarısı ve üniversitede ben ve benim arkadaşlarımın bu tür yerlere workshoplara çağrılması. Tabii bizim kendi gastronomi dünyasının içerisinde malum bir fısıltı gazetesi vardır. Oralardan aldığımız ve tabii diğer turizm bölümleri ve aşçılık bölümlerindeki hocalarla görüştüğümüzde buradaki eğitim seviyesinin gayet yüksek olduğunu. Tabii burada önemli bir nüans daha var. Biz şefler olarak biliyorsunuz bu dil konusunda ciddi anlamda sıkıntımız var. Tabii bu okulun özellikle gastronomi bölümündeki arkadaşlara İngilizce olarak eğitim vermiş olması çok önemli. Bu okulu ön plana çıkarıyor. Çünkü dünyada gastronomi dili tektir ve İngilizcedir. Evet, çok doğru. Biraz da sizinle özele gelmek Anladım. İstiyorum. Tabii her şefin kendine göre belirli bir türü, kategorisi, kendine göre bir seçtiği mutfak eğilimi ve hedefi var. Bu konuda sizin nasıl bir tarzınız var? Kategori, mutfak, çeşitleri, yemekleri konusunda böyle bir açılım rica edelim sizden. Hocam tabii ben şöyle, yani girişte belirtmedim ama belirteyim. Ben Marşör Carlos dahil dünyada üst düzey şeflerle çalıştım. Tabii dünyadaki farklı mutfakları öğrenme fırsatım oldu. Üst düzey dediğim gibi eventler ve restoranlarda, otellerde çalıştıktan sonra kendi ülkemizdeki yerel ürünleri fark ettim. Ve bu yerel ürünlerin ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Dolayısıyla son 5 yıldır, bunun öncesinde tabii bizim Modern Türk Mutfağı diye bir akımı başlattık biz. Ama şu anda da Modern Türk Mutfağı eşittir Akdeniz sentezi diye bir konsepti şu an çalışıyorum. Bu yeni bir şey. Tabii size de dün bahsettiğim gibi bunu açıklamak üniversiteye nasip evet. oldu. Yani bu üniversitede açıklamış oldum. Eğer bir gün bu akım bizim amaçladığımız yere gelirse bunun başlangıç noktası da tabii üniversite olacaktır. Çok, bu konuyla da alakalı. Çok güzel bir Ama olay. Ben tabii modern tarzda çalışıyorum. Sürekli Ar-Ge yapıyorum. Ülkemde ve dünyada ön plana çıkmamın sebebi yerel ürünleri modernize ederek yeni bir akımın başlangıcındaki bir adam olarak kabul edilmemden dolayıdır. Tabii mesleki başarılarımız ayrı ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle ben tarz olarak yereli modernleştirip dünyaya sunmaya ve bizim kendi ürünlerimizi dünyaya satılması için bir akım başlatmış bulundayım. Bunun çalışmalarını yapıyorum. Çok güzel. Şimdi tabii öğrencilerle ilgili bir yine izlenimimizi soralım. Seminer ve uygulama sırasında öğrencilerimizin eğitim seviyelerini bir ölçebilme veya bir tartabilme imkanı buldunuz mu? O konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Hocam şöyle takdir edersiniz kısa bir zamandı. Ama tabii çocuklar gayet katılımcıydı, ilgiliydiler. Çünkü sunulan altyapıları birkaç eksik olmasına rağmen her yerde var bu. Şeydi yani katılımcılardı ve dikkatlilerdi. Ama dikkatimi çeken diğer üniversitelerden farklı olarak mesela biz genelde malzemeyi biliyorsunuz reçeteleri öncelerden size gönderiyoruz evet. önceden. Evet. Çoğu üniversitede bunlar hazırlanamıyor. Evet. Mesela 2-3 kalem o da Kıbrıs'ta olmadığından dolayı ürünümüz dışındaki her şey gelmişti. Altyapı hazırdı. Çocuklar da bence yeterli donanıma sahipler ve meraklılar. Tabii bundan sonra alacakları daha yol var. Ama biz her zaman şöyle bakıyoruz. Üniversitelerimiz temeli verir. Bu işte öğrenmesi gerektiğini, öğreneceği kadarını öğrenir. Evet. Sonra tabii o göre bize düşüyor. Bir başka soru yönelteyim. Gastronomi bölüm öğrencilerimizin zaman zaman bu uygulamakta olduğumuz misafir şefler ve başka projeler bazında evet. profesyonel yaşamda uzun yıllarını vermiş şeflerle
tanışmaları ve onlarla sıkı bir irtibata girmeleri mesleki gelecekleri açısından ne kadar önemli, bunu vurgulayabilir misiniz? Çok önemli. Şimdi tabii tüm mesleklerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de şu çok önemli. Yani bizim sektörümüzde siz de eski turizm duayenlerindensiniz. Şimdi şöyle bir durum vardır. Bizim meslekte kontak kurabileceğiniz insan çok önemlidir. Yani turizm zaten ve gastronomi biliyorsunuz kontak, iletişim üzerine kurulu öyledir. Bir sektör. Dolayısıyla biz tabii buradaki arkadaşlarımızı hemen baktığımız zaman zaten yetenekli olanlarını algılıyoruz. Hani bunları nerede değerlendirebiliriz? Veya hangi yarışmalarımızda burada birkaç tane arkadaşımızı biz kısmet olursa bu olimpiyat yarışmalarında görmek isteriz. Ama şu var, bu tür eventler özellikle bölümlere vizyon kattığı kadar burada çalışan arkadaşlarımıza da sektörün ileri gelenleriyle tanışma fırsatı bulup sektörde daha hızlı yol almalarını sağlayacaktır. Yani bu konuda bu çok faydalıdır bu proje. Önemli. Çünkü normal şartlarda hani ben bunu şey olarak söylemiyorum, lütfen yanlış algılamayın. Bizlere ulaşmak veya sektördeki insanlara ulaşmak, çünkü çok öğrenci var. Kolay değil ama biz elimizden geldiği kadar bu tür üniversitelere gittiğimizde buna dikkat ediyoruz. Bu anlamda bu proje, gelecek benden sonra gelecek arkadaşlarım dahil, sektörde önemli adamlardır. Ve üniversiteye ve bu bölümdeki arkadaşlara ciddi anlamda katkısı olacaktır. Sağ olun. Tabii birçok üniversitelere gidiyorsunuz. Bizim LAYU Gastronomi Bölümü Mutfağı'nın eğitim yönünden teknik teçhizatının ve donanımı konusunda bir mukayese edersek, yani önerileriniz var mıdır? Hocam bu konuda şöyle söyleyeyim, yani tabii biz de aynen hani tıp gibi ya da ne bileyim işte farklı televizyon sektörü gibi şu an stüdyodayız diye söylüyorum. Her şey gittikçe yenileniyor. Bizde de pişirme teknikleri yenileniyor. Altyapı olarak güzel, yani şu an eğitim alınabilir ama tabii bir takım daha böyle işte farklı pişirme teknikleri için suvi gibi, işte tütsü gibi, işte sebze kurutma gibi, ne bileyim donuk pişirme gibi değişen şeylere, tekniklere uygun cihaz eksiklikleri var. Ama genel anlamda hani eğitimi sekteye uğratacak bir şey görmedim ben. Ama elzem olan şeyler var tabii. Bunlar da zamanla herhalde giderilir. Bu konuda herhalde bir sizden üniversitemize biz bir rapor hazırlayıp size göndeririz. Bir rapor isteyeceğiz. Bu konuda herhalde faydası olur. Olur hocam. Işık tutmuş olursunuz. Kesinlikle. Bir diğer sorum, gastronomi çok engin bir meslek. Bölümümüze ileriye yönelik, geleceğe yönelik ne gibi daha değişik projeler yapmamızı önerirsiniz? Evet. Daha iç içe mi olmak durumundayız profesyonel sektörle? Mutlaka hocam. Neden? Şöyle bir şey var. Şimdi her sektörde böyledir ama bizde biraz daha önemli bu. Şimdi bu tür işletmelerde eğitim aldıktan sonra, okullarda eğitim aldıktan sonra gerçek bir hayatla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir kariyer planlaması yapmanız lazım ve bu buraya gelen arkadaşların olabildiğince bu kariyer planlamaları üzerine burada okuyan arkadaşlarımızı yönlendirmesi lazım. Sebebi şu. Şimdi bizim meslek iyi bir kariyer planlaması yapıldığında aslında çok çabuk ilerlenebilecek bir meslek değil. Yani doğru şefleri, doğru işletmeleri, doğru işletme sahiplerini ve doğru eğitici ve yöneticileri seçmediğiniz takdirde bu işte telef olmanız an meselesi. Evet. Dolayısıyla gerek bizler, gerek sektörde yöneticilik yapan genel müdürler, özellikle turizm bölümü için, işte belki işletme sahipleri, bunların üniversiteyle iç içe olması, buradan mezun arkadaşların çabuk istihdama katılmasını sağlar ki zaten şu anda üniversitelerdeki en büyük problem hani mezun olduktan sonra biz ne yapacağız ortadan kaldırılabilir. Diğer taraftan daha fazla ben workshop olması gerektiğine yanayım. Hani bizimki gibi olmayabilir ama daha böyle öğrencilerin katılımcı olduğu, mesela şunu fark ettim. Hani mutfaktaki arkadaşlar daha ziyade böyle izleyen konumundalar. Yani daha işin içinde böyle bizzat yapıcı değiller. Hani bunları biraz daha, gerçi onlar staj döneminde yapılıyor ama daha aktif ve katılımcı görmek isteriz. Sağ olun. Dolayısıyla sektörden gelecek insanların birçok manada faydası olacaktır. Sizin gibi değerli bir şefi bulmuşken tabii şu soruyu da herhalde yöneltmek uygun olur. Gastronomi eğitimi alan ve gastronomi eğitimi almak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bu işin, mesleğin geleceği
nedir? Bir açılım yaparsanız bir kendilerine bir ışık tutabilir miyiz? Tabii ki. Niçin gastronomi bölümlerini tercih etsinler? Özellikle tabii biz kendi payımıza 4 yıllık İngilizce eğitim veren, 2 yıllık aşçılık ön lisans programı olan da bir üniversiteyiz. Ancak ne tavsiye ediyorsunuz bu konuda? Ne öneriyorsunuz? Vallahi hocam gerek sosyal medyadan, gerek özel olarak mailden ya da sosyal medyadan aldığımız mesajlar şu şekilde. Şimdi ben tabii sırf televizyon programlarına katılıyorum. Türkiye'de de. Orada da çok soru aldığımız konu şu. Şimdi biz neden gastronomiyi seçmeniz veya bununla ilgili bilgi çok isteniyor bizden. Şimdi ben tabii burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela benim oğlum radyo, televizyon, sinema okuyor. Evet. Ben kesinlikle ve kesinlikle hiç yönlendirmedim. Yani kendim şef olmama rağmen. Hani sen şef olacaksın veya bu bölümü seç demedim. Ama insanların neden, hani ben kendi çocuğuma örnek verirsem, ben ona gastronomi bölümünü seçersen şu olacaksın dediğim şeyler madde madde şöyle. Bir kere biz dünyanın her yerinde kolay iş bulabiliriz. Yani Amerika'ya gidersek hamburger pişiririz, Pekin'de ördek kızartırız vesaire vesaire. Bir kere şu anda en kolay iş bulunabilecek bir meslek. İki, gastronomi zevkli bir meslektir. Mesela size ben bir öğretim üyesi olarak kolay ulaşabilirim. Bir başbakana, bir cumhurbaşkanına biz çok kolay ulaşabiliyoruz. Yani iletişimi sağlam olan bir meslek. Üç, kendinizi sürekli yenileme ve zevk alacağınız bir meslek. Yani rutin değildir bizim meslek. Mesela bir masa başında çalışan insan günü yorgunluk. Biz de yorgunlukla bitiriyoruz ama biz bir taraftan deşarj oluyoruz. Doğrudur. Dördüncüsü şu, dünyada artık gastronomi bir bilim dalı. Çünkü dünya artık insanların beslenmesine eskisinden daha fazla duyarlı. Ve gastronomi bu anlamda daha da ileriye gidecektir. Tabii herkesin atladığı bir konu var. Dünyadaki gıda ve gastronomi rakamları. Bakın ben size küçücük bir rakam vereyim. İyi olur. Dünyada, Türkiye'de, bilmiyorum tabii Kıbrıs'ta bu rakam ne, 20 milyon insan bir öğünü dışarıda tüketiyor. Ama hastanede, ama kantinde, ama restoranda vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin yıllık gıda şeyini bilmiyorum şu anda hani. Dönen rakamını, turizm biliyorsunuz 30 milyar 40 milyar dolarlara geldi. Dolayısıyla böyle bir sektörün bir kere önü açık. Beşinci olarak da şunu söyleyeyim. Gastronomi bizlere her zaman yeni fırsatlar, yeni şehirler, yeni ülkeler açmıştır. Nedir bu? Mesela ben şu anda 30-40 tane ülke dolaştım. Çok doğru. Bugün burada davetliyim. Ha ben size şunu söyleyeyim. Benimle beraber esnaf lokantasında beraber bu işe başlayıp hala orada devam eden arkadaşlarımız da var. Gastronomi şöyle bir şey değil. Çalışmadığınız sürece, bu işte yenilenmediğiniz sürece aynı yerde kalacaksınız. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ben, mesela ben Portofino'yu gördüm, Sardanya Adaları'nı gördüm, Endonezya'yı gördüm, bilmem nereyi gördüm. Hani buraları görebilmemin mesleğim sayesinde gördüm. Başka bir iş yapmış olsaydım belki bu şansı bulamıyor olabilirdim. Yani bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı arkadaşlarımız gastronomiyi tercih edebilir. Ama şu anda gündemde popüler olmasına bakmayın. Aslında gastronomi her zaman dünyada popülerdi. Ve Fransa'da cumhurbaşkanı seçildiği zaman ilk ziyaret ettiği kişiler şeflerdir. Ben hani böyle bir şey olsun anlamında söylemiyorum. Anladım. Yanlış anlaşılmasın. Anladım. Ama insanın beslenmesine ve sağlığına birebir etki eden bir birimiz. Biz onun için doktorlar kadar önemliyiz. Doğrudur. Öğrencilerimizin bu 4 yıllık bizdeki eğitim süreleri içinde çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar var. Onlara katılmaları konusundaki görüşlerinizi de alalım bu konuda. Kesinlikle katılsınlar. Bir kere şöyle, moda gibidir bu sektör. Ben her zaman söylüyorum. Yarışmanın küçüğü ya da büyüğü olmaz. Nasıl olmaz? Şimdi ben size bir örnek vereyim. Workshop'ta da arkadaşlara sunumda da bu örneği verdim. Şimdi biz 2014 mesela, şimdi 2016 olimpiyatlarına gideceğiz. Biz 2020 yılında çıkacak olan tabakları, çatalları, bıçakları göreceğiz. Yani bunu bir Paris moda haftası gibi düşünün. Vesaire bir fuar gibi düşünün. Dolayısıyla biz her zaman yarışmaların bir iletişim açısından yeni insanlar tanınması,
gastronomiyle ilgili yenilikler, mesela her yapılan Avrupa'da ve dünya çapında yapılan yarışmada workshoplar olur. Yeni ürünler tanıtılır. Efendim yeni pişirme teknikleri ilk buralarda tanıtılır. Yani terliğinizden, üniformanıza, ayakkabınıza birçok yenilik bu yarışmalarda görülür. Yani yarışmayı sadece ve sadece yemeklerin ve tabakların yarıştığı bir yer olarak da görmemek lazım. Katkıları büyüktür. Sağ olun. Bu söyleşimizin sizi de çok yoğun 4 saatlik çalışmadan sonra çok daha da fazla yormamak üzere son bir soruyla kapatmak istiyorum izninizle. Hazır Layu'desiniz, Layu TV'deyiz. Tabii konumuz gastronomi. Son bu konuda mesajınız nedir, ne olabilir, nelerdir, neler verebilirsiniz bize? Öncelikle dün sizden aldığım birkaç bilgi beni çok etkiledi. Mesela onu burada belirtmek isterim. Şu hurma meselesi, lefke hurması. Bunun yanında yine şeyden bahsettiniz. Bir kere bu slow. Evet, lefke çok yakın bir zamanda 7 Kasım'da Uluslararası Sitaslov Merkezi'nden 210. Sitaslov şehri olma belgesi mesela, hakkını aldı. Evet. Süper, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Burada mesela bu Slow Food'la da ilgili çalışmalar olacaktır herhalde. Dolayısıyla bu beni çok etkiledi. Yani bir kere üniversitenin burayı değiştirdiğini gördüm. Üniversitenin gastronomi anlamında İngilizce eğitim veren bir kurum olması beni çok hoşuma gitti. Bu bize çok lazım. Diğer taraftan tabii bizleri buraya getirmeniz, buradaki arkadaşlarla tanıştırmanız, bunlar sizin gastronomiye verdiğiniz önemi gösterir. Bunun için ben bir sektör adamı olarak size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben Türkiye Açlar Federasyonu'nun Avrupa'dan sorumlu başkan yardımcısıyım. Bu vesileyle de artık sizin dün anlattıklarınızdan sonra buradan döndüğümde federasyondaki arkadaşlara anlatacak birkaç hikayem de var. Yine bugün işte bir yemek yaparken biliyorsunuz Kıbrıs'ın kahvesini kullandık. Evet. Limonunu kullandık vesaire. Bunlarla ilgili önerilerimiz oldu. Dolayısıyla benim burada üniversiteye önerebileceğim buradaki slow, hurma, narenciye vesaireyle ilgili ürünler üretilerek bunların piyasaya sürülmesi ve bu birime de ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu Avrupa'daki üniversiteler yapıyor. Yerel ürünleri muhakkak kullanılması. Mesela hurmadan bir reçel yapabiliriz. Evet. Veya buradaki iyi bir, yani her yerde olmayan bir mandalinadan güzel bir reçel veya ne bileyim bu hurmanın farklı özelliklerini ortaya koyup sektöre sürebiliriz. Bunların daha fazla çoğalmasını sağlayabiliriz. Bunun gibi ya da üniversite adına bir iki gıda çalışması yapılıp bunlar sektöre verilebilir. Benim naçizane, hoşgörünüze sığınarak söylüyorum, önerilerim bunlar olabilir. Onun dışında çok iyi ağırlandık biz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de buraya gelerek kendi akımımla ilgili buradaki arkadaşlara ve hocalarımıza kendimi anlatabildim. Çünkü bu öğrenciler bizim için çok önemli hocam. Doğrudur. Bizim gelecek 50 yılımız. Doğrudur. Yani şimdiki eğitim alan öğrenciler biz de paylaşıyoruz. Önümüzdeki 20-30 senenin kesinlikle bu konuda iddialı isimler hocam, olacak. Hocam biraz sokak ağzı olacak ama bu topu ben 5 sene daha oynarım yani. Veya 10 sene daha oynarım. Yani ondan sonra gençlere devredelim. Devretmemiz lazım. Şimdi biz şimdi tabii sektörde önüne gelen veyahut da bu işin popüler adamları olarak hani tempoyu bırakın bir yerden sonra artık dinlenmeyiz. Yani biz mutfaktan çıkamayız ama hani ben bu futbolu 5 sene daha oynarım artık. Evet. Top onlarda yani. Sağ olun. Bize konuk olduğunuz için bu yorgun zamanınızda. Sağ olun hocam, ne demek. Birçok konuyu paylaştık. Sevgili izleyiciler, değerli şef duayen Mehmet Yalçınkaya'yı bugün Layu TV'de konuk ettik. Ümit ediyorum ki kendilerinden gastronomi konusunda öğrencilere yönelik gastronomi tahsili alanlara ve gastronomi eğitimi almak isteyenlere önemli mesajlar verdik. İzleyişiniz için teşekkür ederiz.